Can Ataklı Korkusuz Gazetesi Enak Başkanı Türkiye'yi terk etti. Önce dün açıklanan enflasyon verilerine bakalım. TÜİK'e göre Mart ayı enflasyon oranı aylık %2.29 oldu. Yine TÜİK'e göre aynı döneme ait yıllık enflasyon oranı ise %50.51 olarak belirlendi. Bu mümkün mü? Değil elbette. Herkes çarşıya pazara çıkınca fiyat artışlarının nerede olduğunu biliyor artık herkesin enflasyon hesabında ciddiye aldığı ENAG'a göre ise Mart ayı aylık enflasyonu %5.08 oldu. ENAG yıllık enflasyonu ise %112.51 olarak açıkladı. Aslında kural değişmedi. TÜİK ile ENAG arasında tam iki kat fark var. Sarayın onayladığı rakamları açıklayan TÜİK bunca yıl halkı bir şekilde kandırmayı başarmıştı. Ne zaman ENAK ortaya çıktı ve gerçeğe çok daha yakın enflasyon rakamlarını açıklamaya başladı, oyun bozuldu. Böyle olunca da Enak ve özellikle başkanı Profesör Veysel Ulusoy hedef tahtasına kondu. TÜİK birkaç ay önce Enak Başkanı Veysel Ulusoy hakkında kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ardından Ulusoy'a tehditler başladı. Sosyal medya hesabından hem suç duyurusuna hem de tehditlere cevap veren Ulusoy şunları yazdı. Saraya gitmem gerekiyor yine. Adalet Sarayı'na. İlk soruşturma davaya dönüşmedi ama hemen yenisi geldi. TÜİK Enak'ı kapatın diyor. O kadar kolay mı? Enak elbette her ayın başında gerçek enflasyon oranlarını açıklamaya devam etti ama ara sıra da olsa televizyonlarda ve YouTube kanallarında görmeye alıştığımız Veysel Ulusoy ortada görünmemeye başladı. Ben de yeni YouTube kanalım basit çözüm için Ulusoy'a ulaşmak istedim. Ancak telefonu hep aradığınız numara kapsama alanı dışındadır mesajıyla karşılaştım. Kendisini yakından tanıyan birkaç kişiye, Veysel Hoca'ya ulaşamıyorum, nerede acaba diye sordum. Aldığım cevaplar hep, Veysel Bey şu sıralar ekranlarda görünmek istemiyor, kendi çalışmalarına yoğunlaşmış durumda türündendi. Önceki gün Veysel Ulusoy'un nerede olduğunu öğrendim. Tehditlerden bunaldığı için Türkiye'yi terk etme kararı almıştı. İki ay önce sessizce ABD'ye gitmiş. Ancak bunu herkesten saklamış. Çünkü eşi, işleri nedeniyle Veysel Ulusoy ile birlikte yurt dışına gidememiş. Ulusoy da eşinin başına bir şey gelmemesi için ülkeyi terk ettiğini herkesten gizlemiş. Şimdi eşi de ABD'de. Bu nedenle artık başımıza bir şey gelir endişesini üzerinden atmış. Peki Veysel Ulusoy ABD'de ne yapıyor? Boston Kolej'de öğretim üyeliğine başladı. Enak Başkanlığı ve Cumhuriyet'teki köşe yazılarını Amerika'dan sürdürüyor. Veysel Ulusoy kimdir? Çareyi yurt dışına taşınmakta bulan Enak Başkanı Profesör Veysel Ulusoy, dünya çapında eğitim almış önemli bir bilim insanı. 1964 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanan Veysel Ulusoy, 1986 yılında bu bölümden mezun oldu yüksek lisans ve doktora eğitimi için ABD'ye gitti. 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında doktora eğitimini tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra üniversitelerde ekonomi alanında dersler vermeye başladı. 1997'de Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Ardından 2000-2010 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyeliği yaptı. Burada 2006 yılında profesör oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 2011 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Veysel Ulusoy evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Kaçakların Türkiye'ye giriş görüntüleri başka ülkelerde çekilmişmiş. Hemen her gün yeni bir kaçak mülteci görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Bunların bazıları dağda bayırda çekilmiş görüntüler. Bir kısmı da ülkemizin çeşitli kentlerinden gelen kasası kaçak dolu kamyon görüntüleri. Zafer Partisi aylardır bu konuyu gündemde tutuyor. En son CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da askere seslenerek "Mehmetçe'ye çağrı yapıyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan sınırlarımızı koruyun. Bu geçişlere izin vermeyin." dedi. Daha önceki dönemlerde sınırdan kaçak geçiş olmadığını savunan ve havadaki sineği bile yakalıyoruz diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ilginç bir cevap verdi. Hulusi Akar, başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik, sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir diye konuştu. Demek ki neymiş? Bu görüntüler başka ülkelerde çekilmişmiş. İyi de ülkemizin birçok yerinde serbestçe dolaşan adım başı rastladığımız Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelen insanlar nasıl girdiler Türkiye'ye? Seccade mi? O zaman başka. Saray medyasını ilk andan itibaren yoğun bir saldırıya geçti. Üstüne Erdoğan da konuya girince saldırı dozu daha da şiddetlendi. Neymiş? Kılıçdaroğlu fotoğraf çektirmek için girdiği odadaki seccadenin üzerine ayakkabıyla basmış kıyameti koparıyorlar. Sanki seccade kutsal bir şeymiş gibi bağırıp çağırıyorlar. Ama hiçbiri orası neresi? Ayakkabıyla girildiğine göre bir cami ya da mescit değil, bir Müslüman namaz kıldığı seccadeyi işi bitince katlayıp bir kenara koyar. O seccadeler neden yerde bırakılmıştı diye merak etmiyor. Dün sosyal medyada gördüğüm bir keps çok hoştu. Bu arada Erdoğan biz o secdanenin üzerinde inşallah 14 Mayıs akşamı şükür namazı kılacağız demiş. 12 yıl önce Şam'daki Emevi Camiinde cuma namazı kılarız demişti. Oysa şimdi Suriyeliler Ayasofya'da namaz kılıyor. Kim bilir belki Erdoğan o gece şükür namazı kılmak yerine tövbe namazı kılar. Sedat Peker Dubai'den çıkmak için izin istedi. Herkesin ortak merakı şu, Sedat Peker ne zaman konuşacak? Peker iki yıl önce video çekimlerine başlamıştı. İlk önce hangi ülkede olduğu bilinmiyordu. İlk 4-5 videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ardından Peker'in Dubai'de olduğu anlaşıldı. Birkaç video daha çekti. Ardından AKP iktidarı devreye girerek Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden Peker'in susturulmasını istedi. Ağır diplomatik baskılardan sonra emirlik Peker'e video çekme yasağı koydu. Peker bu kez Twitter üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Sonra bu da engellendi. Ancak Peker, hiç kimse merak etmesin sözüm söz. Seçime iki ay kala öyle açıklamalar yapacağım ki yer yerinden oynayacak dedi. Şu an itibariyle seçime tam 40 gün var. Ama Peker'den henüz açıklama yok. Çünkü yakınlarından aldığım bilgiye göre Peker tam bir tecrit hayatı yapıyor. Adeta lüks bir otel odasında hapis durumunda. Peker geçen hafta emirlik yönetimine başvurarak ülkeden ayrılmak istediğini belirterek pasaportunun kendisine verilmesini talep etmiş. Ancak yönetim şu ana kadar bir cevap vermemiş. Önümüzdeki günlerde Turhan Çömez'in Dubai'ye gideceğini ve yetkililerle konuşarak Peker'e özgürlük verilmesini isteyeceğini öğrendim. Peker Erdoğan'ın emirlik yönetimine çok ağır baskı yaptığını söyleyerek ama ne olursa olsun ülkeden çıkacağım diye konuşmuş. Şu an Interpol'ün başında Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha önce orduda general rütbesiyle görev yapan Ahmet Naser El Raisi oturuyor. Bunun da Peker'in ülkeden çıkması için bir handikap olabileceği konuşuluyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.